Saygıdeğer kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen ana sayfanın başında bildirim butonunu açın. Paylaştığımız her şey sizlere gelsin. Öncelikle tek başımayım. Böyle biraz yarım olursa video kusura bakmayın. Şimdi size kuşçuların en çok merak ettiği bir kuşun kuyrukları, yavruların özellikle neden kesilir? Onu anlatacağım. Çok iyi dinleyin. Bu belki çok da paylaşılan bir durum değil. Kuşçular da bunu bir sır olarak saklar. Bende olan kimse de olmasın bilgi anlamında. Bunu çok yapan var. Ben bir tek cimriliğin parayla olduğunu düşünmüyorum. Bilgiyi saklamak da cimriliktir. Allah-u Teala cimri kulunu sevmez. 100 kez söylemiştim, yine söylüyorum. Bildiğini paylaştıkça insan yücelir, sakladıkça cimrileşir, Allah dahi sevmez. Cennetin kapısından birini de bu anlamda cömertler açıyor. 7 kapısından birini cömertler açıyor. Mevlam sonsuz cömerttir. Şimdi güzel kardeşlerim, şöyle düşünün. Bir kuşun yeme düşmesine 10 gün var. Böyle düşünün. Şimdi konuyu size anlatacağım. Bakınız, bir kayığın arkasında şey vardır ya, yön vermek için dümen. Kayığa o dümen yön verir. Çevirirsin, kayık ona göre istikamet alır. Bir kuş uçarken havada yön değiştirirken kuyruklarını kullanır. Yön değiştirirken kuyruğunu kullanır. Yani kuyruğunu nasıl şey yaparsa ona göre yön alır. Bu Mevlam'ın onlara verdiği bir özellik. Peki neden kuyruklar, kanatlar kesildiği zaman usta kuşçular bunları niye kesiyor? Onu anlatıyorum. Bakınız kardeşim. Bu kuş yeme inecek 10 gün var diyelim. Bu kuyruklarını buradan kestiğiniz zaman, yarıdan, şöyle göstereyim. Şu şekilde kestiğiniz zaman, bunun kuyrukları kısadır Hollanda olduğu için. Şöyle göstereyim. Bunu kestiğiniz zaman bu hayvan durmakta zorluk çekecek. Denge kaybı yaşayacak. Arabalarda bile fren denge çubukları vardır. Yani denge o kadar önemli bir şeydir. Peki şimdi biz bunun kanatlarını kestik. Kanat uçlarıyla beraber kuyruklarını kestik. Ne işe yarıyor? Kuş ayağa kalktığı zaman bu dengeyi kaybediyor. Kaybettiği için kuş sürekli bir dik durma haline geçiyor böyle. Şimdi yavru çağında, gelişim çağında olduğu için sürekli dengeyi sağlamak için bu kuyrukları çekmeyeceksiniz. Kestiniz kalacak. Yavru çağında sürekli dik. Ondan sonra yeme indikten sonra yine dengeyi sağlamak için sürekli dik duruyor. Yani kafa arkada, göğüs ileride. Bu şekilde erginliğe ulaştığı zaman bu hayvan 5. ayına geldiği zaman vücut yapısı tamamen göğüs ileride, kafa arkada, bu şekilde kalıplaşıyor. Şimdi bunu anladınız değil mi? Takip edin. Ayrıntıları kaçırmayın. Şimdi hocam bu her kuşa olur mu? Şimdi özellikle bunu mirocular, şebapçılar çok yaparlar. Daha çok kasalı kuşlarda bu çok iş yapar. Yani şebap türü büyük kuşlarda daha çok iş yapar. Şimdi peki ufak kuşta? Tabii ki ufak kuşta da yapabilirsin. Ona da onu katar. Şimdi denemesi bedava. Yavrularınız varsa İllas hocayla birlikte başlayalım. Bunları keselim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kestik, attık. Kuş dengeyi kaybetmeye başladı. Bu şekilde ergenliğe ulaşsın. Bir o kuşun gezişine bakın. Yani o dişi kovalamaya başladığı zaman erkek bunu daha çok belli eder. Bir de kesmediklerinizi zaten biliyorsunuz, takip edin. O zaman göreceksiniz ki kuyrukları kesilen hayvanların göğüs ileride, kafa arkadadır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Çoğusu bu bilgileri saklıyor. Biz ne dediğimizsek o. Demişiz ki ey güzel kardeşim, İllas ne biliyorsa sen de bil. İllas Yıldırım YouTube kanalı bir güvercin ansiklopedisi. Tepeden tırnağa ne arıyorsan her sorunun bir cevabı vardır muhakkak. İllas Yıldırım'ı takip ede devam. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.